yoksa sen? Yoksa ben. Kesin can aldı, biliyorsun değil mi? Öyle mi diyorsun? Öyle tabii. İmalı imalı sorular. Gece uyurken üzerine örtmeler falan. Ortada bir kanıt yok ya şu anda. Ne bileyim. Evde bir yere saklamıştır kesin. Diyorsun. Evet diyorum. Benden hiçbir şey kaçmaz. Yine zekamla olayı çözdüm. Seviyorum bu aklımı. Neden sürekli sınanıyorum? Şimdi eşitiz Can David. Hadi bakalım. Ay kitap düştü. Aa, merhaba. Merhaba. Bir şey mi arıyorsun? Ha? Bir şey mi arıyorsun diyorum buralarda. Yo. Ha, şey önemli değil yani.
Zaten bir şey arıyorsaydın söylerdin. He. İyi geceler. İyi geceler. Ben de en heyecanlı yerindeyim. İyi geceler. İyi geceler. Kuşlar inkar vadisinde şimdi. İnkar ederek dönüp duruyorlar vadide. Sevdiğini, unutmadığını, hata yaptığını, pişman olduğunu, cesaretinin olduğunu ya da olmadığını inkar etmek ne kadar kolay. Ama biz ne kadar inkar etsek de gözler doğruyu söylüyor. Davranışlarımız ele veriyor bizi. Unuttum diyerek inkar ediyoruz. Ama ona ait bir eşya yaşam nedenimiz olabiliyor. Canımız pahasına koruyacağımız, göğsümüzden ayırmayacağımız bir sevgilinin anısı. İnkar vadisinde dönüp durmak, bütün kalbinle sevdiğini ve onsuz olamayacağını inkar etmek. İnkardan vazgeçmedikçe kimse bu vaatten geçemeyecek. Kaşınıyorum. Yani ben sentetik giymeyeceğimi söylemiştim ben. Benim alerjim var. Kaşınıyorum şu anda. Söylemiştim size. Ne olacak şimdi? Hadi siz reklamcısınız. Benim bu halim ne? Ben neciyim burada? Siz Kleopatra'sınız. Siz de Antonio. Siz yüzyılın aşkısınız. Kleopatra'nın güzelliğinden Antonio'sun gözleri kamaşıyor. Siz busunuz. Fazla anlam yüklemeyin karakterinize. Can, ben hala kaşınıyorum ama. Alışırsın birazdan Deren. Muzo, ben çok sevdim bu işi. Çok hoş. Yani bu işi çok sevdim diyorum. Çünkü niye biliyor musun böyle oldum ben? Yani patronu olduğun işin kölesi olacaksın gibi. Anladın mı? Can Bey, şimdi benim önceden reklam tecrübem oldu. Ben yerli bir kanalda peynir reklamında oynadım. İnek koyun karışık. Benim vallahi reklam tecrübem var. O yüzden diyorum ki CC'yi de çekin, montajda beni kullanın diyorum. Masada toparlar diyorum. Varlarsın sen onu. Tamam Muzo, yapacağım. Ama resim yapıyorum şu an. Çekim işte onu diyorum. Ona göre yapalım resmi. Tamam. Hadi. Kolay gelsin. Makyaj yaptım. Evet. Bronzsun. Bronz. Şöyle düşündüm. Köle olduğu için hep güneşin altındadır. O tarz bir makyaj yaptım. Çok söyleniyor. Evet arkadaşlar, bir pro alalım. Ufak ufak herkes bir toparlansın. Deren, sen zaten oradasın. Ufaktan bir doğrulursun. Çok öyle kaykılmazsın. Bulup seni arka tarafa alalım. Tamam hocam. Deren'in arkasına. Oradan Deren'e aşık gibi bakabilirsen. Sanem, sen orada oturursun. Topladığın çiçeklerden taç yapıyorsun. Hı, anladım. Deniz, seni şöyle alalım. Orada müzik aleti çalarsın. Ha, ben çok iyi çalamıyorum ama. Önemi yok. Dıngırdatsan yeter. Arkadaşlar, siz de yellemek suretiyle sağlı sollu rüzgar yapıyorsunuz. Tabii. Evet. Deren, şimdi mizanseni anlatıyorum. Kremini çıkarıyorsun, yüzüne sürüyorsun. O esnada Bulut sana yanaşıyor arkadan. Tam seni öperken duruyor. Kokluyor, içine çekiyor. Hayranlıkla bakıyor sana. Gözleri büyüyor. Arkadaşlar, yüzlerinizde bir gerginlik görüyorum şu an. Hiç gerek yok gerilmenize. Olacak, hiç merak etmeyin. Rahat olun. Hı hı. Salın bir kendinizi. Tamam, başlayalım. Ben... Sen harikasın. Yani rolün çok oturdu sana. Karakter değil. Affedersiniz hocam. Ben bir şey söylemek istiyorum çekimlere başlamadan. Bu projede başrol benim. Kleopatra benim. Dolayısıyla çekim boyunca mütemadiyen benim övülmem gerekiyor. Çünkü ben bütün oyunculara böyle yapıyorum. Kleopatra oldu diye yani iki dakikadaşım var diye. JJ, seni duydum. Ben dengeleri kolluyorum, merak etmeyin. Kayda gidiyorum şimdi. Hadi çal bir şeyler, oynak bir şeyler çal artık. Tamam. Hocam, biraz konsantrasyonum bozuldu. Ne yapacağımı hatırlamıyorum.
Oh, sıkıldım. Kölelik çok ağır. Kölelik şartlara iyileştirmek. Ben uyuyayım, uyanınca kölelik kalkmış olsun. Kölelik kalkınca bana haber verin, uyandırın beni. Ben rolden çıktım, çıkacağım. Kleopatra'yı zor tutuyorum içinde ama. Kleopatra'yı zor tutuyor şu an içinde Deren Hanım. Neresinden çıkacak, o da önemli. Nerenizden çıkıyor tam? Niye bu işte bilemiyorum, ona çok hakim değilim şu an. Senin ağzındaki ne? Arkadaşlar yemeyin bu üzümleri ama gerçekten. Ya Suzette de koy, yemesin ya. Karavanım nerede benim? JJ, Deren Hanım karavanım nerede diyor, karavan yok. O çağda karavan mı var cahil? Karavan tutmadınız bana. Sana bütçemiz mi var, karavanımız ki? Böyle eller üstünde getiriyorlar o dönem. Arkadaşlar siz bir rahatlayın, ben hemen geliyorum. He. JJ su. Sanem su istiyor şu. Senden istiyorum suyu. Sanem'den smoothie istiyorum. Smoothie? Smoothie. Smoothie. Yapıyorsun ya. Ben de istiyorum. Deren Hanım başrol olsanız ne yapacağız? Hiç duramayacağız demek ki. Dağına göre kar. Tabii. Başrolüm zaten. Kleopatra bu hikayenin başrolü. Vallahi deli olacağım ya. Biz bu işe nereden girdik Cengiz ya? Karavanım nerede? Bana nasıl karavan tutulmaz? Merhaba. Merhaba. Set hazır. Sette kaos var. Yani. Ama kaostan güzellik doğar diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bir şey aramadın emin misin ya da aklına takılan bir şey olmadığına? Yok. Sen... Yoksa sen... Smoothie hazırlamam lazım benim. Ünlü başrol oyuncumuz, şöhretli de deniyor aynı zamanda. Onun için smoothie hazırlamam lazım. Görüşürüz ortak. İşin bittiyse beraber geçelim sete. Bitmek üzere. Su alabilir miyim ben? Tabii. Tabii ki. Tabii ki. Çilek var mı? Var. Smoothie yapıyordum ben. Ben aslında smoothie'de çilek var mı diye sormuştum. Salim. Ne gerek var şimdi böyle bir şey yapmana? Hı? Sen beni kıskandın mı yoksa? Hı? Hatırlıyorsun. Sen de. İşte bazı şeyleri unutmak kolay olmuyor. Bazı şeylere değer veriyorsun, çok değer veriyorsun. Kaybedersen de çıldırıyorsun, bulana dek. Çilekten mi bahsediyoruz şu an? Sette görüşürüz sanırım.
Böyle fanla mı geleyim? Ya yanla gel işte, tamam. Arkadaşlar devam edelim, herkes toparlansın. Biz zaten açılışı yaptık. Evet. Antonius. Şunu bir... Deren Hanım. Smoothie. Ay Sanemciğim. Çok zahmet oldu, sana koşmasaydın keşke, ellerine sağlık. Ben sonra içerim ama bunu. Ama çok takdir ediyorum, işte ekip ruhu budur. Yo yo. Yeni yaptım, içim bunu. Yok, sizi de bekletim güneşin altında. Ben bunu çekimden sonra içerim, ellerine sağlık. Yas, Deren Hanım gider. Smoothie. Fişe yazın. Ne kadar ki o? Evet, kayda giriyorum arkadaşlar. Tabii. Hazır mıyız? 3, 2, 1, oyun. Kayıtta mıyız aile? JJ kameraya bakma. Deniz sen de Muzu'ya bakma. Deren'e bak. Sanem senin tacın yok muydu ya çiçekten? Evet. Hala var. Ben bunu bileğime taktım. Sorun olur mu yani? Olmaz mı? Ne diyorsun ya? Olmaz olur mu? Olur mu? Çok güzel olmuş. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Sevdim. Fikri sevdim özellikle. Benim fikrim. O çok belli oluyor senin olduğu. Öyle anlar her zaman ya. Bana kameraya bakma diyor. Orada yani Sanem'i izlemekten şu an reklam çekemiyor. Tamam. Bak çok seviyorum can arkadaşım ama yani sette özel yaşam olmaz. Kameraya bakmıyor ki, kameraya bakmıyor. Ben az önce tuvalete gittim geldim, kimsenin haberi yok. Ay o sırada seni çekmiyordu çünkü Muzo. Bravo sana. Sana alkış, sen yönetmen olasın. Bir dahakini sen çekersin. Tamam, bir dahakini bu çekim. Ben de mesela iki kere devamlılığımı bozdum özellikle. Fark edilecek mi diye. Hiç fark etmedi biliyor musun? Cey niye öyle şeyler yapıyorsun bozdun? Hayır bir şey var ya. Nasıl öğreniyorsun şu an? Çok güzel. Benim kendim. Ya tamam, canımdır. Bak daha krem yok ortada. Bak daha kremi çekmedi ya. Ya olur mu öyle şey? Yaz. Evet, toparlanalım arkadaşlar. Evet, evet. İyice kaynadınız ha. Lak 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 sürekli. Kulağınız bende olsun. 3, 2, 1 kayıt. Ben doğaçlama yapacağım yani. Hayır. Sen bu doğaçlama yapınca ben gülüyorum hocam. Şu anda da gülme geldi gerçekten, çok affedersin. Dalardı işte. Deniz sen şimdi kremi Deren'e uzat. Sonra Sanem'e uzat. Sonra bir tane de kendin al. Sanem vazgeçtim, sen sürme ya. Sen çıkabilirsin. Ben? Sen kalabilirsin. Niye? Niye ben çıkıyorum? Kötü mü oynuyorum? Ben kötü oluyorum çekerken. Yani ben kötü çekiyorum. Ya kamerada 3 kişi kötü görünüyor. Olmuyor. Sanem sen sadece krem getir. Seninle alakası yok, sen çık. Sanemciğim seninle ilgili değilmiş. Evet. Kestik, bir daha alacağız. Hocam teknik bir şey mi yoksa ben iyi koklayamadım mı anlamadım. Bir daha. Ne olmadı? Bizim karakterin aksları biraz kaydı. Nereden geldim, nereye gidiyorum? Ben bunların hepsini biliyorum. Gelmiş durmuş mu hocam? Sen karakterde miydin? Ben karakterde değildim. Ondan kesmiş olabilirler. Yes. Hayır, tam da karakterdeydim ama. Ben gün de gidiyor de ya çünkü. Ya bunu yetiştirmezsek bir daha bu mekana giremeyiz öyle. Sen iki adımla gelir misin? Olmadı bir daha. Daha yeni oturdum. Kremi daha vermedim. Tam olarak neyi yanlış yapmış olabilir? Ama şimdi ya devamlılık ama yani, mı tutmadı acaba hocam? 3, 2, 1 oyun. Tamamdır arkadaşlar, bu kadar yeter. Herkesin eline emeğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum.
Bazı şeyleri unutmak kolay olmuyor. Bazı şeylere değer veriyorsun, çok değer veriyorsun. Kaybedersen de çıldırıyorsun, bulana dek. Ben de sana ait bir şey var. Yanımdan hiç ayırmadığım. Tek bir şey. Ben de sana ait bir şey var. Hiçbir zaman boynumdan çıkarmadım. Eğer bu türlü bir yakınlaşma seni rahatsız ettiyse bilmelisin ki ben isteyerek yapmadım yani. Anlık bir yakınlaşma gibi oldu. Anlık bir yakınlaşma, evet. O zaman? Hala ortağız. Evet. Önemli olan da bu değil mi zaten? Yani hala birbirimize çok değer veriyoruz. Mesele bence bu. Sanem, ben seni üzecek bir şey yapmayacağıma söz vermiştim. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. İyi geceler. İyi geceler.
yapıyorsun? Ortaklık kelimesini düşünüyorum. Evet. Birçok anlama gelebilir aslında ortaklık. Mesela? Mesela... ortak hayaller. Ortak ev. Ortak hayat. Yani... ortak ev derken mesela ev nerede? Hani... manzaralı mı? Hangi semtte mesela ev? Hı? Yani ortak ev derken tam olarak... ne ortak evi? Deniz? Nefs Vadisi vadiler içinde en gizemlisi. Bu vadide kalmak yok. Nefsine yenilen de geçiyor, yenilmeyen de. İnsanın nefsiyle mücadelesi de böyle değil mi? Ben nefsime yenilmeyi seçtim. Arzuların, isteklerin, dokunuşların, kokuların anısına bıraktım kendimi. Diyorlar ki nefs ruhun düşmanıdır. Ruhu ele geçirir. Varsın ele geçirsin nefs bizi. Bir kere de bedenler konuşsun, mantığımız sussun. Birbirimize bakarken, dokunurken bütün dünya sussun. Bir ağacın köklerinden dallarına su taşıyışı gibi karışsın bedenler birbirine. Zaten akıl ne zaman söz dinletebildi yüreğe? Kalbin deli gibi atışını hangi mantık yavaşlatabildi? Deli gibi istiyor kalbim. Bedenim onun için atıyor. Söyleyin bana, benden başka kim durdurabilir beni?